3-4 tane apartmanın camları inmişti, yere inmişti. Yaralı gördünüz mü? Yaralı gördüm, ambulansla hastaneye götürdüler. Büyük bir patlama oldu galiba. Öyle bir ses duyduk ama tam olarak neyin ne olduğunu bilemiyorum. Ben aşağıdan geliyordum, aşağıda polis ekiplerinin, itfaiyenin çalıştığını gördüm. 2 tane yaralı gördüm, sadece ambulansların hastaneye götürdüğünü gördüm. O kadar, taktıracağım şeyler bu kadar. Aynen, bomba patlamış gibi bir ses geldi. Buradan yukarı çıkıyordum, bir gümleme oldu. Burada herkes, millet yığıldı oraya. Fakat benim anlamadığım bir şey var. Bütün İstanbul'da polis olsun, itfaiye olsun, herkes buraya geldi, ambulans gelmiyor. Burada ağır hastayı getirmediler, gittiler başka hastayı getirdiler. Nasıl bir ses duydunuz? Bir tüp patlar gibi, büyük bir ses. Çok yaralı var mıydı? Ben gördüğüme göre 3 kişi gördüm burada. 3 kişi yaralıymış. 3 kişiyi gördüm. 3 kişi yaralı. Saçları başları yanıktı. Saçları başları yüzümüzü yanık. Buradaki bayan, genç bayanın her tarafı yanıktı. Yanıktı. Beni anlamadım, onu götürmeden öbürkünü götürdü. Çok şiddetli şeyi çıktı yani. Siz duydunuz mu sesi? Tabii. Nasıl bir patlamaydı? Ben nasıl söyleyeyim? Bu sanayi tüpü gibi bir şeydi. Aynen, büyük aynen. Büyük bir sesti. Aynen. Sanki ben dedim bir yerde bomba patlama oldu. Aynen, ben de öyle dedim. Kalabalık çoktu yani. Bir baktık ki ses çıktığında millet hep de koşmaya baktı. Ondan sonra arkadaşım biri geldi, dedi ki 3 kişi dedi yaralı dedi. Kollar, mollar, saçlar, maçlar hep de yanıktı. Yüzü kan içindeydi. Siz evdeydiniz değil mi patlama sırasında? Evet, mutfaktaydım ya. Eğer burada oturacaktım, evet. Mektubumu alıp son dakikada vazgeçtim. Dur dedim çayımı demleyeyim. Patladı. Eğer burada otursaydım bütün camlar gözümdeydi. Baksana şu halde. Peki patlama esnasında camdan baktığınızda ne gördünüz? Valla bence orada tüp müp patlamadı. Yaralılar vardı. Vardı. Yerde yatan yaralılar vardı. Tamam. Nurla Volkan vardı. Tamam.